Hoş geldiniz. Sanat tarihi başka türlü yazılamaz mıydı acaba sorularına cevap aradığımız konuşma dizilerinin ikincisindeyiz bu ay. Geçen ay 22 Kasım tarihinde Zeynep Yasa Yaman'la sanat tarihi yazımı ve ulus devlet ilişkisini konuşmuştuk. Geçen ay olmayanlar için küçük bir hatırlatma yapayım bir giriş babında. Neden aslında böyle bir konuşma dizisine ihtiyaç duyduk? Sanat tarihi yazımındaki temel sorunlardan yola çıkarak. Özellikle Türkiye'deki sanat tarihi yazımının temel sorunlarından yola çıkarak ama bir soruyu da unutmadan acaba 20. yüzyıl sanatı gerçekten Batı'da da doğru yazıldı mı sorusundan yola çıkarak. Şimdi bu soruyu sormamın temel bir nedeni var aslında. O temel neden de bu görmüş olduğunuz Alfred Barr'a ait MoMA'nın açılış sergisi olan Kübizm ve Soyut Sanat sergisini düzenlerken oluşturduğu şema. Şöyle bir baktığınızda işte 1890'lardan sergi 1936'da açılıyor. 1935'e kadar bir dönemselleştirme getiriyor. Kaynağınız ne olursa olsun, nereden ne alırsanız alın sonunda varacağınız yer soyut sanat bu şemada. Bir şey görmezden geliniyor yani 20. yüzyıl sanat tarihinin yazımında. Bir akım bitip öbür akım başlamış, akımlar birbirini izlemiş gibi. Aslında bir çok temel iki meseleyi görmezden gelen bir sanat tarihi yazımı bu. Modernizm bir kent bilincidir her şeyden önce. Kentte gelişir, o kentin dinamikleri doğrultusunda gelişir. Bu doğu kenti içinde geçerlidir, batı kenti içinde geçerlidir. İkinci bir temel şey modernizm her büyük başkentte, işte Paris'teki Berlin'dekinden farklıdır, Viyana'dakinden farklıdır. Hepsinin kendi dinamikleri vardır. Büyük başkentlerde oradaki otoriteye karşı çıkarak modern sanat başlar. Hep o otoriteyi yıkma isteğiyle başlar. Bizde ise sanat tarihi yazımı, çoğunlukla sanatçılar tarafından başlatılmış bir sanat tarihi yazımı kendine bu Alfred Barr'ın şemasını temel alarak yazılan Batı sanatı tarihini temel alır ve onunla da kendini kronolojik olarak kıyaslar. Her sanat tarihi yazımında bir gecikmişlik kavramı vurgulanır. İşte Batı kübizmi bilmem kaçta yaparken biz bilmem kaçta aldık, izlenimciliği bilmem kaçta aldık gibi. Aslında tüm bu konuşmaların amacı buradaki modernizmin dinamiklerini saptayarak sanat tarihi yazımındaki eksikleri ortaya çıkarmak. Şimdi Türk resmine baktığımız zaman hatta bu şemanın hemen bir parantez, Aydan Çoker tarafından mesela Cemal Toğlu kitabının girişinde yerelleştirildiğini görürüz. Yani bu şema çok kabul edilmiş, sanki evrensel bir genel geçer kuralmış gibi alınmış. Ama buranın değerleri derken buradaki modernizmin oluşum dinamikleri görmezden gelinerek oraya yapıştırılmış bir şemadır. Türk resmi, Türk sanatı kendi dinamiklerini kendi içerisinde barındıran her sanatta olduğu gibi farklı kollardan modernizmin yaşanma eksenleri doğrultusunda gelişen 1950'lere kadar da baktığımızda aslında bir görsel sosyolojidir aslında. Tüm toplumdaki gelişimi, batılılaşmanın hareketlerinin yansımalarını, Cumhuriyet ideolojisinin yansımalarını, biçimsel yansımalarını biz sanatta görürüz. 1950 sonrasında tamamen plastik değerlerin öne çıktığı bir sanattan bahsederiz. Şimdi bugün kadın meselesini konuşacağız. Çünkü kadın da batılılaşma dönemi itibariyle bir sembol, modernleşmenin de sembolü. Var olan kadının süre gelen koşulları modernleşmenin dinamiklerine bildiğimiz gibi uymuyor. Osmanlı'da kadının konumunun değişmesi gerekiyor ki işte o modern parametreler, modern paradigmalar inşa edilebilsin. Bunun için modernleşmede kadının rolü oldukça büyük. Kadının
kadın için yapılan şeylerin rolü oldukça büyük, yeniliklerin. Kadının eğitimi, işte kadının sanata katılımı, ki Mihri Hanım burada başrolü oynayan isimlerden bir tanesi. Ve modern olanın görselleştirilmesinde kadının temsili de büyük bir pay tutuyor. Yani bir kadının kendini inşa etmesi bir kadının temsili. Osmanlı'da başkadır mesela. 1914 kuşağı sanatçılarında diyelim, işte erken cumhuriyet döneminde başkadır. Birinde daha cinsiyeti vurgulanan, birinde gücü vurgulanan bir simgeye dönüşür. Yani kadın hep bir simgedir ama sanat tarihimiz kadını çoğunlukla daha ikinci planda almıştır. En büyük ayıplardan bir tanesi Mihri Hanım'la Neşe Erdok arasında akademide bir kadın atölye sahibinin olmamasıdır mesela. Şimdi hepiniz Tomur Hanım'ı tanıyorsunuz. Tanımayan öğrenciler için tanıtayım. Tomur Atagök sanatçı öncelikle. İkinci olarak eğitimci ya da eş olarak müzecilik bölümünün kurucusu ve uzunca bir süre Yıldız Teknik Üniversitesi'nde müzecilik bölümünü kurup yönetti. Şu an yürütemediğimiz Mimar Sinan Üniversitesi'ndeki müzecilik programını gene birlikte kurduk. Amerika'dan döndüğü zaman kadın hareketinin içinde, yani kadın hareketini buraya taşıyan isimlerden bir tanesi aynı zamanda sanata. Ve Amerika'dan döndüğü zaman İstanbul Resim Heykel Müzesi'nde müdür yardımcılığı görevini yaptığında kadın sanatçıların aslında koleksiyonlarda ne kadar az yer tuttuğunu da fark edip Türkiye'deki belki de ilk kadın sergilerini düzenleyen isim. Dolayısıyla ben bu süreçle başlamak istiyorum sizinle. Bu farkındalık, bu süreç, ilk sergilerin hazırlanması, bunları bilmeyenler için bilenlere hatırlatalım, bilmeyenler için de bir tarihe not düşelim isterim. Hoş geldiniz. Duyulabiliyor değil mi? Evet. Evet. Özellikle iki dostuma buradan teşekkür etmek istiyorum. Berna ve sevgili Burcu. İki kadın sanatçıyı ortaya çıkardılar herkes için. Birisi Mihri Hanım, diğeri Hale Asaf. Bu büyük bir çalışma. Bunu ortaya çıkardıkları için gerçekten çok mutluyum. Çok yakında Berna bir film gösterisi ve Mihri Müşfik Hanım için bir sergi çok yakında düzenlenecek. Büyük katkıda bulunuyor. Ben kadın sanatçıyla erkek sanatçı arasında bir fark olup olmadığını burada öğrenmedim. Onu Amerika'da Flower Children dedikleri dönemde Kaliforniya'da yapılan eylemlerden öğrendim. Onlar bana özellikle orada kadın sanatçıya gereken önemi verilmemiş olduğunu söylediler. Yıl kaç? Yıl 1969. İki önemli sanatçı var o dönemden. Judy Chicago ve Miriam Shapiro. Bunlar bir araya geliyorlar. California State University Fresco'da bir feminist art program açıyorlar. Size herhalde gelmiştir. Judy Chicago'nun bir üçgen masası yapmış olduğu bir üçgen masa vardır. Bu masada 39 kadını temsil eden işler vardır. Ve bu 39 kadın da tarihinde, dünya tarihinde unutulmuş kadınlardır. Şimdi geri dönelim, biz kendimize bakalım. Amerika'da öyle büyük bir mücadele veriliyor ki kadınlar bir araya geliyor ve büyük sergileri zorlamaya başlıyorlar. Ben kendimize dönüp baktığımda ya biz burada ne yapmışız dedim. Yani biz bunları unutmak için bir kenara koymuşuz. İyi ki Burcu kitabını yazdı dedim. O kitap nedeniyle ben daha ilerideki yıllarda daha da aktif oldum. Şimdi kadının dünya tarihinde yeri nedir?
Onu düşündünüz mü? Birçok şey söyleyebiliriz ama dünya kadını herhangi bir yerde endüstri devrimi yapıldığı andan itibaren ismini artık kullanan, ön plana geçen birisi olarak kalmamıştır. Ne eski Bizans importörçüsü, ne eski tanrıça, kadın tanrıçalar. Bunlardan kimse fazla bahsetmez artık. Çünkü o bizim kültürümüz içinde değildir. Halbuki kadının erkekten zeka ve mantık arasında bir dengesizliği olmadığını, erkek gibi mantıklı olduğunu, iş üretebileceğini anlamamız lazım. Bunu anlamamız için epey bir zaman geçmesi lazım. Bunun başkaları tarafından devamlı söylenmesi lazım. Şimdi ben Türkiye'ye geldiğim vakit müzede çalışmaya başladığımda beni şaşırtan en büyük olay, sanatçı kadın resim heykel müzesinde kaç eserle mevcuttu. O müzede ilk açılış şeyi biliyorsunuz gayet düşük. Müze 20 Eylül 1937'de açılmış ve müze koleksiyonunda da biz sadece Hale Asaf, Eren Eyüboğlu, Melek Celal Sofu, Sabiha Ziya Bengütaş'ı görüyoruz. Yani aradan yıllar geçiyor, yine koleksiyonda bir değişiklik yok. Hatta o arada araştırma falan yapılıyor. Franz Hals'ın yapmış olduğu bir eserin kopyası bulunuyor. Çingene Kızı. Evet, Çingene Kızı. Onu kim yapmış? Mihri Müşfik olduğunu söylüyorlar. %100 bilmiyorum. İmzası var mı Mihri Hanım'ın? Ama Halil Ethem de kopist olarak geçiyor. Kopist olarak geçiyor, evet. Şimdi 2009'da tekrar bir sergi yaptık. Bu sefer Yusuf gayet iyi hatırlayacak, 140 eserle bu sergiyi yaptık. Yani 325, müze kurulurken 320 ya da 25 eserden geriye 140 eser kalmış bizim sergileyebileceğimiz. Yine aynı kadınlar ortada, yine onların işlerini sergileyebiliyoruz. Yani şeyin İstanbul Resim Heykel Müzesi'nin tekrar açılışında iki kadının eseri gözüküyor. Birisi Melek Celal Sofu. Yusuf ondan epey gurur duymuştur. Millet Meclisi kürsüsündeki kadının eserini ortaya çıkarmış, koymuşundur. Bir de acaba kim olabilir? Yine bir kadın portresi vardı. Yani çok üzücü bir durum. Çünkü müzeyi üçüncü kez 2009'da açıyoruz halka ve kadın sanatçı yine ortada aynı. Dolayısıyla ne söyleyebilirim Türk sanat tarihi hakkında? Türk kadın sanatçısının bir katkısı olmuş mu? Türk kadınının belki bir dereceye kadar portresi yapıldığı için birkaç sanatçı tarafından ortaya konmuştur. Ama sanatçı olarak ortada yoktur. Yani bu 2009'da da benim için bir gerçek. Şimdi Türk tarihine bakarsak Halk Fıkrası 1923'te kurulmuş. Seçme seçilme hakkı 1934'te verilmiş kadına. 1970'lerde İlerici Kadınlar Derneği kurulmuş. Ama en nihayet biz yavaş yavaş uyanmaya başlamışız. Yani 1975'ten sonra İlerici Kadınlar Derneği'nin başlatmış olduğu bir feminist hareket var. Bunların arasında sanıyorum Arnavutköy'den, Arnavutköy Kız Koleji'nden ve Üsküdar'daki Amerikan Kız Lisesi'nden mezun olan bazı gençlerimiz o konuşmalarla, heyecanlarla 1970'lerde 80'lere doğru eyleme başladılar ve bir takım yazılar yazıldı, dergiler basıldı. Ama sanat ortamında sanatçı, kadın sanatçıyı alıp onun eserini izleyeceğimiz bir müzemiz yok. Bu gerçekten benim için çok üzücü bir şey. Allah'tan
İstanbul Devlet Sanat Güzel Sanatlar Galerisi Akademisi Sanat Bayramı yapıyor. Sanat Bayramı'nın başlangıç tarihi 1977 ve bu ta 1987'ye kadar devam ediyor. Burada yapılan sergide ben çok keyif aldım. O sergide kendim bir ödül aldım ama özellikle söylemek isterim ki ikinci sanat bayramında Neşe Erdok, Azade Köker, Ayşe Erkmen. Tarih 1978. 9. 79 mu? Okey. 24 Ekim, 14 Kasım 1981, Nur Koçak, Füsun Onur. Tamamıyla birbirinden çok farklı iki sanatçı orada ödül alıyor. Harika bir şey. Dördüncüsü 18 Ekim 5 Kasım 83. Çok mutluyum ki ben de orada bir sergiden ödül almış oldum. 14 Ekim 8 Kasım 85 Fatoş Beykal'la Lale Özgüder birlikte bir iş üretiyorlar. Bilmiyorum o günleri hatırlayan var mı veya o günlerden kalmış olan eserin resmi var mı elinizde? Koskocaman bir çadır. Handan Börtücene, Şeyma Reisoğlu, Mine Tarnar yine 85 ödüllü. 85 yılından ödüllüler. 87'de ise yine bu sefer bir kadın sanatçıyı görüyoruz. Gülsün Kara Mustafa. Toplam 12 kadın, 11 iş. Yani bu bizim için çok büyük bir şey oluyor, ileri adım oluyor. Tabii şöyle bir şey oluyor aslında. Erken Cumhuriyet döneminde ve İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nde öncesinde eğitim gören kadınların çoğu bu iş çok yeni başladığı için bizi işte hala Saf ve Mihri Müşfi'yi dışarıda bırakırsak Mihri Hanım'ı bir heves gibi başlıyorlar. Yani bir eğitimlerinin bir parçası gibi. Fransızca öğrenilecek, resim yapılacak. Resim yapılacak, yap Fransızca yapılacak, konuşulacak, konuş, piyano çalınacak, çal. Bu süre geçiyor, ondan sonra evleniyorlar, çoluğa çocuğa karışıyorlar ve bitiyor bu iş. Bitmese bile kendilerini çok geri planda tutuyorlar. Ben mesela şeyi hiç affetmem, Feyyaman Duran'ın eşi Güzin Duran'ı. Güzin Duran. Çok daha iyi bir ressam aslında baktığımızda, çok daha yetenekli. Feyhaman gitsin diye bursu reddettim. Yani bu biraz bu toprakların, tek tanrılı dinlerin daha doğrusu kültürünün de getirisi olan bir şey gibi geliyor bana. Feyhaman Duran'ın eşi maalesef sanat eserlerini nereye hediye etti? İstanbul Üniversitesi'ne ve kendine ait bir evde zannediyorum onu. Ev ve müze ev gibi. Müze ev yapılmasını ümit etti. Uzun yıllar onu, o çalışmalar yapılmadı. Yani bu da bizim en büyük üzüntülerimizden biridir. Kadın sanatçılara gereken saygı, ilgiyi gösteremiyoruz. Basit bir nedeni var. Açıkçası başyapıt olarak nitelenen ve herkesin beğendiği eserler genellikle müzelerde ne, kimlere ait, kimler tarafından yapılmış tarih boyunca? Erkekler tarafından yapılmış. Bu çok doğal bir şekilde bizi etkilemiş. Yani erkeksen sen başyapıt üretebilirsin. Ama kadınsan yok, eninde sonunda evleneceksin, çoluk çocuk sahibi olacaksın ve sanat eserini sadece keyfi, el nakış yapar gibi yapacaksın. Böyle bir tavırla. Ya da hisli boyayacaksın. Evet, evet maalesef. Hep öyle geçer çünkü. İki satır, üç satır geçen işte Mihri Hanım, Hali Hasan falan. Ah çok içten resimler yapardı ama erkenden öldü. Budur sanat tarihindeki yerlerim. Evet. Peki, tarihe söyle. Bu arada şimdi
dönemsel ya da tematik sergiler yapıldıkça daha fazla kıyaslama imkanımız oluyor. Çünkü müzelerin, şimdi şu anda müze bile kapalı zaten, temsil ağırlıklı olarak kadını daha geri planda tutuyor. Fakat mesela şu Üryan Çıplak Nü sergisini hatırlar mısınız birkaç yıl önceki? Resimlere baktığınız zaman işte hep kadın daha hisli boyuyor ya, kadının nüye yaklaşımıyla erkek sanatçının nüye yaklaşımı, özellikle erken dönem, erken cumhuriyet ve 1914 kuşağı sanatçıları için şöyle ikiye ayrılıyordu benim için. Kadın onu bir plastik değer olarak boyamış, resmetmiş. Erkek, benim bu kadınla hiçbir işim olmadı vallahi der gibi resmetmiş. Son derece çekingen, son derece buruk ve son derece korkak bir biçimde. Yaklaşım. Yani boyama biçimindeki fark çok da haksız değil mi? Evet. Tekrar ben geri döneyim tamam. Sanat tarihine. 1970'lerde bir eylem başlıyor. Bu eylemde ödül alan kadın sanatçılar ortaya çıkıyor ve ister istemez o dönemde bir takım feminist eylemlerin etkisinde daha da fazla şeyler yapılmaya başlanıyor. Şimdi bu dönemi iyice anlamak için gidip o işlere şöyle bir baksak mı? Hı-hı. Sanatçıları şöyle bir yazıları boş ver, geri döneriz. Hı-hı. Şimdi mesela Garilli kızlar Amerika'da gayet etkili oldular, burada da etkili oldular. Ama bakın ondan sonraki Türk sanatçılarını bir görelim. Erken dönem. Mihri Müşfik, Eren Eyüboğlu, evet Hale Asaf, Maide Aral, Farnisa Zeyt, sonra Aliye Berger ödül almıştı bu işiyle beraber, hatırlayacaksınız. Günümüze gelen. Kaç kişi tanıyor acaba Nihi Alter'i? Aslında yurt dışında bize en iyi temsil etmiş olan sanatçı diye düşünüyorum ben. Onun iki ayrı kitapta gayet ayrıntılı resimlerini gördüm, yazı gördüm, sergisini gördüm. Ve Fransa'ya gittiğim vakitte ona özel bir atölye vermişlerdi. Kadın sanatçı olarak Fransızlardan bir atölye almıştı ve şeye de Pompidou merkezinde de çok yakın bir yerde çalışıyordu. Yani fevkalade. Bu nedir? Neye benziyor? Topak ev diyebiliriz. Yine köy yaşamındaki göçebe toplumunun kendine uygun bir evini burada özellikle gösteriyor. Yani hem dekoratif olarak ele alabilirsiniz ama diğer taraftan çok toplumsal bir şey de düşüncesi de var. Diğer şey işleri video. İlk yaptığı videolar 1960 tarihinde. Yani 38 doğumlu bir kadın 1960'da bu işleri üretiyor. Arter'de sergisini görmüş olan vardır muhakkak. Arter'de onun çok güzel şeylerini televizyon ekranında, ufak televizyon ekranında seyrediniz. Yani ben bunun o kadar kolay bir iş olduğunu zannetmiyorum. 1960. Yani daha teknoloji o kadar gelişmemiş. Bugün gelişmiş olduğumuz teknolojiyle geçmişi değerlendirmemiz çok zor. Evet. Füsun, sağ olsun Füsun Onur, o bir sürü iskemleler yaptı. Bir sergisinde Zübeyde Hanım'a, Zübeyde Hanım'ın iskemlesini yaptı. Böyle birkaç şeyi vardır ama farkındasınız burada da bir size şey veriyor. Ne veriyor? Mesaj veriyor. Mesajı ne? Kadın zincirlenmiş oraya, yok olmuş. Onun kadının orada kendisi yok ama zincirlenmiş bir şeyle hayaleti duruyor. Bir
bir tek Zübeyde Hanım değişiyor değil mi? Onu kurdelelerle süslüyor. Evet, evet, evet. Dönelim. Nur Koçak yine aynı şeyde Sanat Bayramı'nda ödül almıştı yeni eğilimlerde. Bu Nur'un işini şeyde görürsünüz. İstanbul Modern'de görebilirsiniz. Dördü de orada. Altı tane yapmıştı diye biliyorum. Cahide Sonku. Figüratif. Kendisi Fransa'ya gitmişti. Geri döndüğü vakit kısaca söyleyeyim. Okulda hoca olmak istiyordu. Hiçbir zaman olmadı. Olamadı. Kısa bir süre girdi asistan çıktı bile. Asistan olarak. Yani okul Türkiye'nin tek büyük okulu ve kadın sanatçıyı hoca olarak kabul etmiyor. Bugüne kadar orada tek hocalık yapan kim? Neşe Erdok. Ama maalesef o da kendine ait bir atölyesi oldu mu? Olmadı. Oldu mu? Evet. Şey, bir daha bak. Nur Koçak'ın kadın olduğu için kırmadı aslında. Kendisi ayrıldı. Yani kadın olarak tepki gösterilmedi. Yanlış imaj veriyor. O yüzden müdahale etmiş. Ayrılmaz nedeni? Ayrılmaz nedeni bütün erkeklerle beraber. Erkek kadın yayılıyorsunuz ya. Erkek ve kadınlar hep beraber istifa ettiler. Bir nedenle. Akademideki bir bürokrasi nedeniyle istifa ettiler. Atılmadı Nur Koçak. Sonra kendisi... Yok, kendisi istifa etti. Evet, evet. Yani kadın kendisi istifa etti. Evet, evet. Evet, öbür işi onun fetiş serisi daha sonra yapmış olduğu işlerden. Çok fazla dergi karıştırdığını söyler. Dergilerden etkilenmiş ve bu şeyde de Beyoğlu'nda da bir dükkanda vitrinde bu şeyleri görmüş, kadın kıyafetlerini görmüş, onun resmini yaptı. Yani ne derseniz deyin. Çok dekoratif gibi bir takım insanlar bakabilir ama aslında çok sosyal içerikli bir şey eğilim var burada. Feminist bir eğilim var. Sizi uyarıyor. Dikkatli olun diyor. Ama bunu biz tabii yeterince eğitim görmüş bir toplum muyuz? Bizler onu anlamakta zorlanıyoruz diye düşünüyorum. Evet. Can Değer Furt'un Sessiz Kimlikler, biliyorsunuz İstanbul Bienali'nde de bizi temsil etti geçen sene. Uzanan eller vardır, yarım ayaklar vardır. Çok temiz, titiz çalışan, minimalist bir yaklaşımı vardır. Fakat yine de böyle bir insanı orada o yaklaşım içinde soyut, insan soyut içinde insanı bulursunuz. Evet. Gülsün çok farklı işler yaptı. Çok farklı malzemeler kullandı. Ama yani onun başlangıç noktasını biliyorum. 1970'lerde 80'lerin başında biz tesadüf birincisinde birlikte sergi açtık. Ve ilk defa enstalasyon veya yerleştirme diyeceğimiz bir şeyi Beral Madre ile bana açıklarken konuştuk. Çünkü kendisi resim yapıyor. Resim yaparken bir yerleştirme yapıyor. O yerleştirmeye bakarak resmini üretiyor. Peki niye bunu sergilemiyorsun diye sordum ben. Çünkü ben Amerika'dan gelmişim. O yıllarda Amerika'da yerleştirme son derece yaygın bir vaziyette. Ama burada kendisi yerleştirmeyi bir sanat eseri olarak görmüyor. Ondan sonra başladı zaten fotoğrafları keserek, onları farklı bir şekilde birleştirerek hareket olgusu. Ama aynı zamanda bir sosyal içerik de taşıyan resimler, işler üretmeye başladı. Fransa'da bunu Almanya'da sergiledik bu işini. Evet. Birçok sergiye katılmış olan Canan Beykal. Çok araştırma yapmış olan bir araştırmacı. Bana geldiğin yeri anlat. 1995 Kare Galerisi'nde açmıştı bunu.
resimler ve ışıkla yazı ön plana geçmişti. Canan Beykal, istersen ona geçelim. İpek Duben, Yasak Aşk, yine şeyi kullanarak, gazeteleri kullanarak, hazır malzemeyi kullanarak iki boyutlu daha ziyade iş yaptı. Evet, 2000'li yıllarda en başta ödül alan sanatçılardan birisi yeni eğilimlerde Ayşe Erkmen. Bu Venedik Bienali'ndeki bir işi, Plan B süzgeci. Ama bu eseri bilmiyorum, gören var mı aranızda? Bir takım insanları şeye düşürdü. Ya ne söylemek istiyor? Acaba bir şey söylüyor mu diye sorgulattı. Ama bana kalırsa hem çok minimal bir şekilde bir mekan düzenlemesi yaptı, hem de plan bir su süzgeci, planın değişebileceğini, suyun farklı bir şekilde insanlara verileceğini anlatmak için bir mesaj. Ama bunu tekrar kim algılayacak? Oradaki insanlar algılayabilir ama Türk toplumunda o kadar kolay algılayamıyoruz, dikkatimizi çekmiyor. Bize unutmayın, onun bazı yapmış olduğu işler ufak demirden merdivenlere yerleştirdiği çubuklardır. Şöyle yeni eğilimlerde bu vaziyette ne oluyor, bunlar ne ifade ediyor, size orada mekanı tanıtıyor aslında. Evet. Halet Enger. Bu oldukça önemli bir şey. Bunu çoğumuz gördük diye düşünüyorum. En son şeyde Arter'de sergilendi. Ve içinde bu kavanozların içinde bir takım yazılar var. Bir takım gazeteler var. Ve sözüm ona, sizin duymanız lazım gelen görüşmeler. Ama siz duymuyorsunuz bunu. Orada tekrar insanların birbirlerine yaptıkları, birbirlerini öldürdüklerini ifade eden. Oradaki savaşı sırasında. Evet, evet. Onu ifade etmek üzere. Yine bakın, ne kadar farklı olursa olsun yerleştirme olarak dikkatinizi çekebilir ama diğer taraftan sosyal içerikli bir şey de var ortada. Evet. Handan Börtüçen'e bu kendini bana getir dediği işte bir sürü valiz, bir sürü iskemle, bir sürü büyüteç bir aradaydı. O karmaşadan ne çıkardı insanlar ben tam olarak bilmiyorum. Ama en azından o yerleştirmeyi ben de yapmak istiyorum diye düşünenler çok olmuştu. Bunu ben de düzeltebilirim. Benim istediğim gibi olabilir. Yani bir düzensizlikten söz ediyoruz belki de. Evet. İnce Eviner'in Derisiz, erken dönemde yaptığı işler 96'da. Canan son işlerini Arter'de seyrettiniz herhalde. Çıplak kadınla özellikle insan vücudunun bir bakıma doğal insan güzelliğinin hiç de plastikte görüldüğü gibi o kadar güzel olmadığını ama yaşayan bir varlık olduğunu özellikle belirtiyor. Kibile olarak da isim vermiş olması Tanrıça, biz Tanrıçaları her zaman daha güzel, daha büyük gösterişi yaparız. Burada ise tamamıyla normal yaşama bakan bir kendi insan. Hamileyken. Ne? Kendi hamileyken kendi fotoğrafını çekiyor. Zaten ilk yaptığı iş de onlarla ilgili. Evet, bir işi daha var onun. Bu son sergisini Arter'de gördük. Orada da kadınlardan yola çıkarak, Anadolu kadınlarından ve şeyde Mia Jürden yola çıkarak yaptığı işler. Ama lütfen unutmayalım, bu kadın aynı zamanda çok da önemli bir şeyi gerçekleştirdi.
Amerika'daki bir sergide ne oldu? Hatırlıyor musunuz? Buradaki Biennale katıldı. Hı hı. Buradaki Biennale'den sonra Amerika'daki bir sergide kadın sanatçılarla ilgili yapılan bir sergiydi. Orada o sergi katılmış oldu ve kanıtlandı. Yani bence çok önemli bir şey. Bizim sanatçılarımız arasında yurt dışında başka işler, etkinlikler yapanlar var. Ama Neil Yalter'in Fransız şeyinde, koleksiyonunda işinin olması, atölyesinin Fransızlar tarafından kendisine verilmesi ve Canan'ın da yine bu kadın sergisinde orada yer almış olması bizim açımızdan bence ciddiye alınması lazım gelen bir şey. Ha, ama siz bana diyebilirsiniz ki Alet Enger'de, İnci Evinler'de, Ayşe Erkmen'de bir takım eserlerini yurt dışında birçok müzede sergiliyorlar. Gülsüm Kara Mustafa da aynı şekilde. Yani bir feminist hareket başlamış 1975'lerde. O bizim kadın sanatçıların belli bir noktaya kadar gitmesine neden olmuş. Kısaca bir şey ilave edebilir miyim? Çok önemli bir adım atılmıştır. Eserlerini satamayan kadın sanatçılar deneysel işler yapmaya başlayarak ortamda yeni adımlar atmaya başlamışlardır. Sanat eserinin ilk defa değişimini iki noktadan ele almak lazım. Birincisi teknik, ikincisi konu. Teknik olarak biliyorsunuz Rönesans'ta iki boyutlu eser geriye doğru derinlik kazanır. Özellikle bu içeriye doğru hareket eden bir mekan olgusu yaratır. Ama Almanya'dan Amerika'ya giden bir başka sanatçı var ki beni çok etkilemiştir. Bizim sanatçılarımız da etkilemiştir o. Yani ne oluyor? Sanat eseri push and pull dediğimiz bir hareket kazanıyor. Kim bu? Hans Hofmann. Hans Hofmann'ın Türkiye'de talebeleri olmuş mu? İki tane. Ama o zaman onu öğretiyor muydu Hans Hofmann? O eylemi onlara daha verebiliyor muydu bilmiyorum. Ama ben 62'den itibaren 65-66 Kaliforniya'da yaşarken özellikle Berkeley'de ona honorary degree verdiler. Geldi. Biz de kendi şeyimizi alıyoruz, diplomamızı alıyoruz. Çok mutlu olduk. Onu onunla birlikte diploma aldık gibi oldu. Ama adam push and pull derken ne yapıyor teknik olarak? Yüzeyi hareketlendiriyor. İki boyutlu yüzeyi hareketlendiriyor. Bu hareketlendirme bize başka bir şeyi getiriyor. Titreşim, hareket. Ali Çelebi söylemişti. Ha? Böyle bir anlatıyı yaptığını Hans Hofmann'ın Ali Çelebi belirtmişti. Ve daha çok Raum diyor Almanca. Esmas kavramı üzerine durduğunu söylüyor. Ama hareket de. Esmas önemli ama hareket de önemli. Yani dolayısıyla ben bu sanatçının belki bütün dünya sanatı üzerine çok önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani hem üçüncü boyutu getiriyor hem hareketi getiriyor. Ve onun devamı olarak da ne çıkıyor? Fiziki resimden eyleme geçiyoruz. Yani enstalasyona geçiyoruz. Yani bu çok önemli bir ileri adım. Teknik olarak bağlarsanız enstalasyon yerleştirme biraz da Hans Hofmann'la başlamış bir olaydır. Bunu kimse o şekilde görmez ama ben öyle düşünüyorum. Aynı zamanda bu videoları da harekete getirmiştir, video eylemini.
Yani benim bir hocam resim yapıyor Amerika'da. Resim yapıyor, soyut resim yapıyor. Ama resmi hareket ettirerek, basbayağı fiziki olarak hareket ettirerek videosunu çekiyor. Çünkü bir takım etkiler altında, Hans Hofmann onlardan birisi, şey, insan harekete şey yapıyor. Böylelikle biz video sanatına yol açmışız, performansı açmışız. Çevre düzenlemeye, yani dışarıya doğru eğilim, iki boyutlu eserden üç boyuta geçmişiz. Ve tabii ki Dada'nın çok önemli bir rolü var bu noktada. Düzenleme, çevre düzenleme ve arazi düzenlemeye kadar, büyük mekanları düzenlemeye kadar gitmişiz. Ben bazı sanatçıların hem teknik açısından hem de konu açısından çok büyük katkıları olduğunu düşünüyorum. Tabii bu bizim daha sonra konu olarak çok farklı bir şeye gitmemize ve toplumsal düzeye doğru yol almamıza neden oluyor. Yani çevre düzenlemesi, düzenleme dediğimiz şey sonra bizim diğer hayat içindeki olgulara bakmamıza neden oluyor. Bunları birbirinden ayırmak çok zor. Yani bir yanda teknik, bir yanda içerik. Bunlar birbirlerini tamamlıyorlar. Ve birbirlerinin yol almasını sağlıyorlar. Biz bunu yapabildik mi Türkiye'de? Zannediyorum bir takım genç kadın sanatçılarla bunu yaptık. Yani bunun üzerine durmamız lazım. Bence çok büyük hata durmamamız. Amerika'da ben birkaç kadın grubuyla 96'da konuştum, görüştüm. Oraya Fulbright'la gittim. 6-7 ay kaldım. Çok önemli bir şeyi bana şey söyledi. Judy Chicago ve bunlar iki güçlü kadın. Bana Tomur Hanım, tabii hanım demiyorlar, Miriam Shapiro. Siz Türk sanatçısı olarak niye tanrıçalar üzerinde yeterince durmuyorsunuz? Halbuki ben yani 90'lı yıllarda yapmaya başlamıştım. Hatta ödül alan ilk işim tanrıçaydı, Meryem'di. Demek ki onun üzerinde durmamız, düşünmemiz, konuşmamız, tartışmamız lazım. Onu yapmamışız. Bırakayım. Tantoros eski sanat, şöyle birkaç tane kitap getirdim, göstermek istiyorum. Tantoros 1988'de bu kitabı yazmış Akbank yayınlarından. Yalnız şöyle bir ek yapacağım. Tantoros arşivini sır gibi saklar ve hiç paylaşmazdı. Ve bir şeyleri de böyle eklerdi falan üzerine. Tantoros öldükten sonra ailesi arşivini işte bir özel üniversiteye bağışladı. Üsküdar. Şehir Üniversitesi galiba. Şehir mi? Şey, ve dijital olarak da kullanıma açtı. Girip bakıp bazı belgeleri bulduğunuz zaman anlıyorsunuz ki Tantoros bu kitabı baştan aşağı uydurmuş. Niye uydurmuş? Evet, dikkat çekmek istediği için uydurmuş ama dikkat çektiği noktada da şöyle sakatlıklar var. Nasıl ki işte çoğu ilk sanat tarihi kitaplarında işte çok hisli kadın ressamdı falan deyip böyle bir vah vah çabuk öldü falan diye bir iki satırla geçiştiriliyor. Mesela Mihri Hanım'ın biz Amerika dönemini hep Tantoros'un ajitasyonlarından öğrendik. İşte Amerika'da kimsesizler mezarlığına gömüldü, beş parasız yaşadı, çok sıkıntılar çekti, merdivenlere çıkamıyordu. Hepsi yalanmış valla. Şimdi Mart ayında bir sergi yapılacak ve Mihri Hanım'ın biraz, Berna daha iyi biliyor, Amerika dönemi de aydınlanmış durumda. Kadın gayet güzel bir hayat yaşamış, varsıl, resim üretmeye devam etmiş. O resimleri de göreceğiz Mart itibariyle. Dolayısıyla kadın eşittir ajitasyon gibi bir şey var modern dönem için kastediyorum. Yoksa kendi açımdan belli bir süre sonra, hele hele bugün kadın erkek ayrımı yapmayı hiç doğru bulmuyorum. Bilakis onun işaretleme olduğunu, o dili sürdürme olduğunu düşünüyorum. Ama modern dönem için
daha sonradan yani daha erken dönemlerdeki kadınların hayatlarına bakarken ya işte ölümüne odaklanılıyor, işine değil, ya nerede öldüğüne ya parasına puluna, yani böyle bir ajitasyon içerisinde yazılan bir biyografiler söz konusu. Ama bir koleksiyonu vardı. Vardı. Yani o bir şekilde bize bakıyorum. Biz bu sergiyi 92'de yapmışız. Mihri Hanım, Müfide Kadri, Harika Nefiş, Belkıs Mustafa, Melek Celal Sofu, Nazlı Ecevit, Fahri Nisa Zeyd, Sabiha Bozcalı, Aliye Berger, Hale Asaf, Zehra Say, Maide Arel, İvon Karsan, Eren Eyüboğlu, Şükriye Dikmen, ki bunları getirebilir bu son sanatçıları kolaylıkla temin edebilirdi. Leyla Gamsız, Kristin Saleri, Jale Gün, Mukaddes Saran, Türkan Kur'an. Bunlar hep 1930'lara kadar doğmuş olan sanatçılar. Sanıyorum asıl çok üzerinde durmamız konu, doğru yazdığı, doğru bilmediği birçok şeyi yazmış olması. Ama diğer taraftan bu bizim için önemli bir belge oluyor. Başlangıç çünkü birisi noktası. Başlangıç noktası. Yani başlangıç noktası olarak evet şeyi söyledim. Sanat Bayramı, Sanat Bayramı'ndaki yeni eğilimler. Fakat diğer taraftan bu yazı da çok önemli. Siz fazla tevazu gösteriyorsunuz. Başlangıç noktası bu. Pompidou'da yapılan Kadın Sanatçılar sergisinde bir herhalde 6-7 yıl önce yapılmıştı. Sanatçıların sergi sizi şeyle karşılıyordu. Sanatçıların arkasındaki kadınlar, işte Jean Nouvel mimar, bir dişi isme dönüştürülmüş. Bu da işte müzede olan ama sergilemede olmayan kadınları ortaya çıkaran bir ilkti aslında. Ama yine o olmasaydı bunu sergileyemezdik, bu sergiyi yapamazdık. Yapardınız. Yani çok ilginç tabii. Ben daha Toros'u karısı sayesinde tanıdım. Bir ara Türkiye'de Soroptomistler, şimdi var mı o kadar fazla bilmiyorum. Çok önemli iş kadınlarının kurmuş olduğu bir dernekti. Dolayısıyla ben karısı sayesinde onu tanıdım. Ve Soroptomistler ve kadın birlikleri benim kurmuş olduğum bütün sergilerde destek oldular. Bana ait olmayan bir şey. Bunu tekrar geçen gün şeyde İstanbul Art News'ta okudum. Bizde Türkiye'de ilk küratörlüğü yapan Vasıf Kordun dediler. Tartışmalı gibi biraz. Evet, olabilir. Vasıf Kortun bu Anı Bellek sergisini hatırlayabiliyor musun? Bizim oraya çok yakın olan yerdi. Müzeye çok yakın bir yerde açıldı. Yok, Anı Bellek Vasıf Kortun. İlki burada Taksim Sanat Galerisi'nde yapıldı açıldı. Bu. İkincisi Beşiktaş'ta yapıldı. Beşiktaş'ta. Yani burada da seçmiş olduğu sanatçı Halil Akdeniz, İpek Düben, Hüseyin Alptekin, Michael Morris, Selda Asal, Gülsün Kara Mustafa. Yani burada da üç kadın, Selda Asal dahil olmak üzere üç kadın dikkatimizi çekiyor Anı Bellek'te. Kadın sergileri nedeniyle biraz şey yaptım. Ay, bizim tabii Yusuf Bey izin verirsen... Konuşmam, bahsetmem lazım gelen en önemli sergi bence o dönemde ne olabilir? Öncü Türk sanatından bir kesit. O da bir sorun nedeniyle ortaya çıktı. Ben bir kadın sergisi yapmayı planlıyordum. Çünkü Soroptomistler Taksim'de toplantı yapacaklardı. Fakat Ankara'dan izin gelmedi. İzin geldiği vakit o toplantı çoktan bitmişti. Gittim. Yusuf, ben ne yapacağım? Sen erkek kadın sergisi yapmanı engelledi seni. Kadın sergisi yaptık.
Kadın sergisi yapmadık, engellemedin. Ama kadın sergisi yaptık diyebilirim. Yani oradaki çok önemli sanatçılara baktığım vakit yani hep aynen devam ettiler. Nereden bulacağım bunu? Birkaç isim söyleyeyim. Canan Beykal devamlı olarak o sergiye katıldı. Füsun Onur. Füsun Onur devamlı olarak katıldı. Hatta o sergiye katılan sanatçıları Hale Arpacıoğlu devamlı olarak katıldı. Fakat çok eleştiri aldık. Eleştiri almamızın nedeni sonradan Yusuf reddediyorsun. Onu Adnan Hoca o ismi verdi. Hayır. Tamam biliyorum reddediyorsun. Senin bağlı yani söyleyeyim. Yanlış belgelememek gerekiyor. O yüzden kusura bakma hep değerli gibi. Alakası yok. Çünkü Adnan diye yazı yazdırdım ben. Yazı yazdırdın. Yazı. Ama isim bana ait tamamen. Tamam. İsim önce Türk sanatından. Değil de yani. Şimdi o kadar çok büyük bir şey aldı ki, eleştiri aldı ki inanılmaz. Ben size şurada 10 yazıyı getirdim. İçinde Beral Madra'dan tabii olumsuz yazı. Olumlu bir şey almamız mümkün mü? İki kere yazı çıkmış. Füsun Onur'unki güzel bir yazıydı. Evet, Beral Madra'ya yazı. Cevap olarak. Evet, o iyileri sona ayırıyorum. Kemal İskender çok olumsuz yazmış. Ama en fazla olumsuz yazan başka birisi vardı. Bir değil, birkaç kere onu yazdı. Emin Çetin Gülgün. Yani inanılmaz bir sanat. Emin Çetin Girgin Twitter hesabından hala onu yazıyor. Yazıyor mu? Ay inanılmaz yani. Tabii çok pozitif yazan gayet güzel. Bedri Baykam'dan var, Necmi Sönmez'den var, Şükran Moral'dan var. Ki o zaman Şükran sanatçı kimliğinde değildi. Sanat hakkında yazıyordu ve Şükran Moral gayet güzel yine çok pozitif bir şekilde yazmıştı. Füsun'unki de bence gayet iyi bir yazıydı. Şimdi birdenbire bir şey sergi üzerinde çok durduğumu fark ediyorum ama bu Öncü Türk Sanatı'ndan bir kesi çok önemli bir sergiydi çünkü tartışmaya neden olmuştu. İki tartışma. Bir, sanatçılar arasında konuşma. İki, sanat ortamının yani sanatçıların dışında diğer kişiler ki bunlar daha sonra eleştirmen olarak ele alınabilir veya koleksiyoncu olarak düşünülebilir. Yani sanat tarihçi olarak düşünebilir fakat büyük bir tartışma ortamıydı. Ve öyle bir tartışma ortamı daha sonra hangi sergide oldu? Öncü kavramını getirdiği için tartışma oldu. Aslında. Tartışma evet. Orada başladı. Tepkiden o bence. Ama diğer taraftan Beral'in yaptığı hareket de ilginçti. Çünkü orada eylemle ilgili yani yerleştirme diye düşündüğü şeyi eylem diye söylüyor. Düşünceyle ilgili bir şeyi. Resimle ve heykelle bir araya koymak yanlış olur diyor. Yani iki tür sanat olduğunu neredeyse söylüyor. Evet. Resim ve heykel düşünce ürünü değil ama eylemle ilgili, mekanla ilgili bir şeyin düşünce ürünü olduğunu söylüyor. Yani tam o sıralarda aslında işte sanat ortamına farklı disiplinlerden gelen aktörler resim ve yeni üretim diyelim video yerleştirme arasında bir hiyerarşi gözetmeye başlamışlardı. Sanki birisi diğerinden daha fazla değerli, birisi evet, daha az evet, değerli evet. Gibi. Öncü de aslında o öncü kavramını doğru okumamasından kaynaklanıyor. Kötü bir eleştiriydi.
Yani benim yapmış olduğum sergilerden birisi budur. Bunu yaparken beni Kültür Bakanlığı'ndaki arkadaşlar özellikle şunu söylediler. Sadece İstanbul'dan sanatçı seçmeyin. Dolayısıyla bir takım sorunlar var. İzmir'den, Ankara'dan sanatçı ve farklı malzemeden sanatçı seçmeye başladı. Ha? Cumhuriyet'ten günümüze kadın sanatçılar. 1992-93 yılında yaptıkları bir sergi. Bu arada elimde bir davetiye buldum. Naci Şeker Efeli'nin müzenin açılışına Orhan Şahinler davet. O sergi yapıldığında Türkiye bir kadını kucaklıyordu. Tansu Çiller başbakandı. Evet, daha sonra yapmış olduğum bir sergi var. Bu okulda yapıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yapıldı. Ve bir bakıma 10 kadın sanatçıya diğer 10 kadın sanatçı insan hakkında bir şey yapmasını istedim. Böyle farklı kişiler, farklı kimlikleri ortaya çıkardı. Bir karşılaşma gibi değil mi? Kuşak evet, karşılaşması evet, gibi. Evet. Çok hoş şeyler var. Onu Mihri'ye geleyim mi geri? Daha sonra o oradan mesela. O oradan mesela, evet. Canan Beykal'ın yapmış olduğu iş. Evet. Mihri'yi anlatması. Yine şeyin aynı şekilde Nur Koçan. Evet, demin gördüğümüz Cahide resmini yapması. Ben Hale Asaf üzerine yapmıştım. Hale Asaf üzerinde ilginç bir şey. Burada orijinali daha büyük boyutta sonradan başka bir iş yaptım. Fakat daha Toros'un bana anlattığına göre Fransa'dan bir sandığını, bir kutusunu gönderdiler ona. Ve orada ufak boyutta kartlar vardı. Bu kartları Mihri Müşfik ona vermiş, yengesi. Onları saklamış ve yılbaşı kartı için kullanmak üzere saklamış. O birkaç tanesini gelen kutuda Taha Toros buluyor. Bir tanesini bana verdi. Ben de onu üreterek, onu çoğaltarak fotokopiyle bir iş yaptım daha sonra. Yani birbirimizi etkiledik biraz. Yani şunu kabul etmem lazım ki burada sanatçılar diğer 10 sanatçı hakkında iş üretti. Biraz daha saygı gösterdiğimizi düşünüyorum. Daha sonra bu sergi Yapı Kredi tarafından alındı ve İzmir'e, Antalya'ya götürüldü. 2-3 şey daha ondan sonra bitireyim. Bu da Almanya'da açmış olduğum Kadın Sanatçılar Sergisi. Bonn'da açıldı. Sonra Berlin'e gitti. Orada çok önemli Kadın Müzesi diye bir müze Bonn'da vardı. Daha evvel biz 93'te kadın sergilerini açtığımız vakit o müzenin müdürü gelip İstanbul'da ziyaret etmişti. Keşke daha fazla eser alabilsem dedi. Sınır koydu. Dolayısıyla siz benim ben göründüğüm gibi değilim anlamında bir başlık taşıyan Tomur Atayok, Canan Beykal, İnci Eviner, Suzi Huglevi, Gülsen Kara Mustafa, Nur Koçak. Bir iki tane daha. Bunu 41 sanatçı, 41 iş olarak düşünseniz, bunun jürisindeydim. Orada 41 sanatçı arasından maalesef istediğim kadar kadın sanatçı çıkartamadık.
Seyhun Topuz'da, Yusuf Daktak'ta, Mustafa Ata'da ben onun jürisindeydim. Hatırlıyor musun? yani istediğim kadar olmadı maalesef. Hale Arpacıoğlu, Handan Börtüçen'e, Can Değer Furtun, Meri Çızal, Gülsün Kara Mustafa, Nur Koçak, Azade Köker, Füsun Onur, Hale Tenger, Neli Yalder. İsimler ezberlenmeye başlıyor. Görüyor musunuz tekrarlandıkça? Yani tekrarlayalım, birlikte olalım anlamı çok önemli. Son bir kitap daha göstereyim. Füsun Onur. Bunun 2006'da zannediyorum basıldı. René Bloch Türkiye'ye geldi. Türkiye'de danışmanlık yaptı Yapı Kredi'ye. Niye çağırmıştık sebebini bilmiyorum. René Bloch Bienal nedeniyle mi gelmişti? René Bloch ilk başta 91'de bir Fluxus etkinliği getiriyor. AKM'de bir Fluxus sergisi oluyor. Ondan sonra Bienal Danışma Kurulu'na alınıyor ve 95 Bienal'in küratörü seçiliyor. Fakat Fluxus sergisi için gelmesinin yanı sıra şöyle de bir özelliği var. Almanya'da devlet İFA galerilerinin, yani devlet destekli bir her eyalette olan koleksiyon yapan galerilerin başında o sırada René Bloch. Ve Türkiye'ye geldiğinde belki de sizin sergiyi görüyor 91'de. Bilmiş bir kontakt olmadı. Birçok çağdaş sanatçı tanıma fırsatı elde ediyor ve çoğunu da Almanya'daki bu İFA galerilerine davet ediyor. Yani bir yurt dışı sergiler silsilesi başlıyor René Bloch'la. Yapı Kredi çağdaş sanat serileri yapmaya başladığında işte o sergileri yapan kişi René Bloch olduğu için bu sanatçıların sergilerini gene René Bloch'u davet edip bir de kitaplar yaptırmışlardı. Yani ilk çağdaş sanat biyografi diyebiliriz. Hı-hı. Bir seri halinde organize edilen. Evet. Yani bilmiyorum, yaptığım sergiler böyle. En son 2004'te Hayal ve Hakikat sizler organize ettiniz İstanbul Modern'de. Orada 74 kadın sanatçı vardı. Tabii daha geniş bir küratöryel takım tarafından değerlendirildiği için belki oradaki sanatçıların daha doğru, o günü daha doğru yansıtan sanatçılar olarak düşünebiliriz. Yani ben kendi 1993'te yaptığım sergiyle 2004'te yapılan bir karşılaştırma yaptığım vakit İstanbul Modern sergisinin daha etkileyici olduğunu düşünüyorum. Koşullar, araştırmalar tabii sizin serginiz önü açtı. Evet, olabilir, olabilir. Yani Türk sanatçısı yurt dışında adım atması lazım. Bence kadın sanatçılar bunu daha iyi yaptılar erkek sanatçılarımıza nazaran. Bu onların özellikle satmak amacıyla sanat yapmamalarından cesaret alarak ileri atılımcı tavırlar göstermesinden kaynaklanıyor. Bunun takdir edilmesi lazım. Ve 60'ların sonundaki kadın hareketinde o uyanışta büyük bir payı vardı. Evet, evet. Müzelerden bahsedelim mi kısaca? Sen yoruldunuz mu? Ha? Sen bir şey diyorum. Yani Resim Heykel Müzesi maalesef çok üzücü bir şekilde eser sayısını kaybetti. İlave kadın sanatçı yok. Çünkü Resim Heykel Müzesi rektöre bağlı, başkana bağlı. Bir de para yok. Bütçe yok. Yani kesinlikle bir kurul, bir öyle bir komisyon kurulmuş koleksiyon yapma. Fakat en son benim bildiğim 7 sanatçıyı müzeye dahil ettiler. İşleri alındı mı? Yoksa sadece bir proje olarak ne zaman?
İşte ben müzeden ayrılmadan evvel 84'le falan öyle bir şey. Ha, yok sonrası ilk bütçede. Galiba öyle bir şey oldu. Sonra katılanların %90'ı bağış tabii. Ya evet. Da yarışmalarda alınmayan, unutulan resimler. Tabii onu söylemek lazım. Resim Heykel Müzeleri Derneği bizlere çok yardımcı oldu. Aşağıda bir korkunç bir şekilde depolanmış, depolanmamış, atılmış diyeceğim resimler vardı. Çoğunluk resimdi. Onları oturduk, teker teker değerlendirdik ve bazılarını müze envanterine yazdırdık. Diğer bir sergi yine seramik sergisiydi. Oradan da eserler olduğu gibi kalmıştı. Olduğu gibi kaldı. Onları da yaptık, kayıt altına aldık. Sen onları teker teker çektin miydi fotoğrafların, seramiklerin de? Bende o liste yok. Bende olan liste resimleri. Peki, daha fazla yormayalım sizi. Çok teşekkür ederiz. Biraz salondan soru alalım ki öyle ilerleyebiliriz, belki daha iyi olur. Katılmak isteyen, soru sormak isteyen mutlaka olacaktır. Yorum yapmak isteyen. Bir mikrofon bekleyelim yalnız. Şu üçüncü sırada. İyi akşamlar. Meryem Arıcan ben, ressam. Sorum şu. Türk kadın sanatçılarının yurt dışındaki başarılarının erkek sanatçılara oranla daha fazla olduğu yorumu geldi hocadan. Bunu öncelikle neye bağlayabiliriz? Türkiye içindeki erkek engeline mi, yoksa dünyadaki kadın hareketinin başarısına mı? Daha kucaklayıcı olduğu için mi? Çünkü Türk sanatçısının nerede olursa olsun, erkek ya da kadın fark etmez, yurt dışında bir kariyer edinmesi oldukça zor. Bu zorlukları kadın nasıl aştı, aşmasındaki etkenler nedir? Ya da Türkiye'de verdiğimiz tabloda kadın sanatçısının hala arzu edilen eşitlikçi, düzen paylaşımcısı olamadı. Bu anlamda siz neye bağlıyorsunuz hocam? Tomur Hanım'a sözü vermeden önce ben bir küçük giriş yapayım. Şuna kesinlikle katılmıyorum. Yani sanat ortamında özellikle çağdaş sanatta erkek engeline rağmen diye bir şeyi kullanmamız... Bu bir yorum ama erkek engeline rağmen dediğiniz zaman sanki hani yollarını tıkamışlar, her şeyi engellemişler falan gibi bir şey çıkıyor meydana. Akademi, evet, yani onun için ikiye, lütfen bekleyin, onun için ikiye ayırdım. Biri modern sanat tarihinde öncü kadınların yeri ve modern sanat tarihinde yazımdaki eksikleri, noksanları. Evet, burada 68 kuşağına kadar, ki o ilk kitaplarda o aralarda yazıldı, bir eril bakış ve erkek egemen durum var. İşte iki atölye şeyi verdik Mihri Hanım'dan Neşe Erdok'a kadar. Bir kadın atölyesi yok, kadın sanatçının sahip olduğu bir atölye yok. Ama burada iki faktör var. Hem erkek egemen, yani bir akademi anlayışının nispeten var olması... İkincisi, işte Feyyaman Duran, Güzin Duran örneğini verdik. Aman Feyyaman gitsin deyip kadının bundan vazgeçmesinin de rolü var. Dolayısıyla burada bir, yani tarihi olarak düzeltmemiz gereken bir şey. Bu yorumdan ziyade önce doğru bilgiyi kurmamız lazım. Şimdi başarı konusundaki görüşlerini Tomur Hoca'dan alalım. Bu kadın sanatçıların muhakkak sanatlarında gerçekten ilerici bir tavır var. Ama bir başka önemli şey, bunu utanarak söylüyorum. Çoğu lisan biliyor.
çoğu yurt dışına ilişki kurmasını biliyor. Yani biz sanat derken hani ben biraz evvel teknik ve içerik diye ikiye ayırmıştım. Bir başka önemli şey ortaya çıkmaya başladı. İlişkiler. İletişim kurmak. İletişim kurmak. Bunu yapabiliyorsanız ilerleme fırsatınız var. Bence bu sanatçıların çoğunda öyle bir özellik de var. Yani sadece sanatçı olarak yaptıkları işlerde çok iyi değiller. Fakat o bağlantıyı sanat izleyicisiyle de kurmayı beceriyorlar. Ben bunu göz ardı edilmemesi lazım diye düşünüyorum. Yani sosyal bir şeyden bahsetmiyorum. Lisan bilmekten bahsetmiyorum. Daha başka bir şekilde bir ilişki ağına girebilmekten bahsediyorum. Bu tamamıyla lisan bilmektir. Biraz etrafı gezmektir. Dünyada neler olduğunu bilmektir. Sanat eleştirisi yapabilmektir. Sırası geldiği vakit. Ve bir takım sanat tarihçilerinin desteklerini almaktır. Bütün bunlar çok önemli. Bence bunu isimlerini saydığımız birkaç sanatçı bunu çok başarıyla yaptı. Erkek sanatçılarınız bunu başaramadı mı? Bu anlamam geliyor. Yani sizin değerlendirmeniz üzerine ben sordum. Yani kadın sanatçılarının yurt dışında Türk erkek sanatçılardan daha başarılı olduğu gibi biliyorum. Erkeklerin başardığını zannetmiyorum bunu. Sergi açıyor olmak başarı mı Meryem Hanım? Yurt dışında sergi açıyor olmak başarı mı? Neye göre başarı? Bir başarıdan söz edildiği için. Ben yanlış anlamadım. Sizin değerlendirmeniz üzerinden soruyorsunuz. Ama sorumu geri alabilirim. Peki başka sorumuz var mı? Teşekkür ederiz. Peki o zaman ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çomur Hanım'ın da ağzına sağlık.